Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Sıfırdan Edebiyat Kampı 13. ders. Cumhuriyet Edebiyatı ile karşınızdayım. Türkçe kanalında, Türkçe videosunda söyledim arkadaşlar. Geç saatte şu an video çekiyorum. Önce Türkçe'yi çektim. Saat şu an 1 oldu hocam. 12.45'te Türkçe'ye başlamıştım. Bir 10 dakika kadar o sürdü. 5 dakikada bunun çıktısı vesaire derken şu an arkadaşlar saat tam 1. Herkes yattı. Şimdi Cumhuriyet Edebiyatı'na da geldik. Biraz geç saate kaldı video ama çok önemli bir dönemdeyiz. Bu ses tonuyla yani bu kadar yükselebiliyorum en fazla. Yoksa herkes uyanacak. Tek tek hepsini uyutmak ayrı ayrı odalarda. Çocuğun şunu bunu. Tek tek uyutmak zor olacak. Doğal olarak saat de ilerliyor. Bu ses tonuyla da arkadaşlar şu Cumhuriyet'i de heba etmek istemiyorum. Vallahi böyle gidersem, yani şu anlatımla gidersem bu düşük sesle heba edebiliriz dönemi. Doğal olarak şöyle yapacağım. Bu videoda arkadaşlar Cumhuriyet Edebiyatı'nın genel özelliklerini konuşacağız. Tamam, 13. dersimiz, kapağımız şöyle bir gitsin. Cumhuriyet Edebiyatı'nın genel özelliklerini, roman hikayesini, şiirini ve tiyatrosunu genel özellikleriyle konuşacağız. Yarınki videomuzda arkadaşlar şiire bir başlayacağım. 13-14 tane grup, bütün grupların şairlerinin tamamını işleyeceğiz. Ertesi gün roman diyeceğim. Tamamını işleyeceğiz, tamam? Onu da söylemiş olayım. O zaman çok yükselemeyeceğim için hemen şöyle genel özellikleri bir konuşalım. Sonra videomuzu sonlandıracağız. Yarın inşallah şiir gruplarının tamamını, her şeyi konuşacağız. Peki geldik Cumhuriyet Edebiyatı'nın genel özelliklerine. Genel özelliklerde memleket akrostişini görüyoruz. Bak hiç yapım değil, vallahi hiç olmuyor değil mi böyle sesle? Vallahi hiç düşük tonda anlatanları da bilmiyorum. Anlatan var mı böyle düşük ton ama? Yani düşük tonda anlatılır mı? Böyle gider mi? Gitmez. Ben sana söyleyeyim. Bir an önce yükselmem lazım. Hadi hocam şu video bitsin. Yarın inşallah yüksek tonda bağıra bağıra bir ders işleyelim. Memleketçilik anlayışı bu döneme hakim arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Eserlerde Türk halkının her kesimi, Anadolu her şeyle yer alacak. Artık İstanbul'dan vesaireden, köyden, kasabadan çıkacağız. Her şeyi artık konu edinmeye başlayacağız. Milli edebiyat geleneğinden yararlanmak ve halk gerçeğini yansıtmak Cumhuriyet'te önemli amaçlardan bir tanesi olacak. Yani geçtiği dönemi yok sayan, tamamen ona kendini kapatan bir dönemden bahsetmiyoruz. Cumhuriyet edebiyatı fazlasıyla milli edebiyatı da ne yapacak? Benimseyecek, kabullenecek. Latin harflerinin kabulü tabii ki dönemi etkileyecek değil mi? Bir anda böyle Latin harflerine geçiş, okuma oranının bir anda düşmesi, sonradan toparlamalar, bunlar edebiyata yansıyacak tabii. Efsane, masal, mitolojiden yararlanılmış biliyorsunuz. Ziya Gökalp bu noktada önemliydi. Batı, Doğu klasikleri de çevrilmeye başlanıyor. Kullanılan dil halk dili olup dille sadeleşmede başarılı olunuyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunun bir %80-90 aslında milli edebiyat döneminde halledilmişti. Cumhuriyet döneminde de artık son noktayı koyacaklar. Artık dilimiz budur kardeşim diyecekler. Sade dil. Yani sen bugün açıp herhangi bir Cumhuriyet dönemi yazarını çok rahat okuyup anlayabileceksin. Peki eserlerde Atatürk inkılapları ve Türk tarihi tabii ki sıkça işlenecek. T'ye gelelim. Türkiye'nin gerçekleri, köy yaşamı, Cumhuriyet'in kuruluşta olmazsa olmazlar arasında eserlerin konuları noktasında. Roman hikaye arkadaşlar. Akrostişimiz TBMM. Şimdi biliyorsunuz ben her konuyu akrostişle anlattım, anlatıyorum. Yetmedi, başlıkları da akrostişle verdim. Bakın dikkat. Toplumcu gerçekçiler, bireyin iç dünyasını esas alanlar TB, dikkat. Milli edebiyat sevgi anlayışını sürdürenler M. Bir de modernizmi ve postmodernizmi hatta esas alanlar. Gelin isterseniz roman ve hikayesini Cumhuriyet'in şöyle genel özellikleriyle bir konuşalım. Yarınki videoda da artık başlasın hocam şiirler, romanlar. Peki toplumcu gerçekçi anlayışla yazanlara baktığımız zaman toplumsal sorunların çıkış noktası olduğunu biliyoruz. Zaten adından bunu anlıyoruz. Artık burada bireysellik yok hocam. Olaylar konuşma diliyle aktarılacak. Bu çok önemli. Konuşma dili olmazsa olmazlar arasında pek sağlam bir kurgu yok. Çünkü bu adamlar toplumcu gerçekçiler. Yani biraz daha içeriye dikkat ediyorlar kısacası. Lazım olan halkı aydınlatmak. İşte demek istediğim bu aslında. Yani biz halkı aydınlatalım. Halkı bilinçlendirelim. Bazı noktalarda haydi yürüyelim, gaza getirelim ama yok ya, yapıyla şu an işimiz olmasın diyorlar. Uzun uzadıya bir köy hayatını işlediklerini göreceksiniz. Ve merkezde toplumun ihtiyaçları daima toplumcu gerçekçiler için olmazsa olmazlar arasında yer alacak. Peki hocam, bireyin iç dünyasının esas alanlarda ne göreceğiz? Birey akrostişiyle karşımıza gelecekler. Bunalım ve yabancılaşma sıkça işlenecek. İnsan gerçekliği, dikkat, psikolojik yönleriyle ele alınacak. Realizm akım etkili olacak. Eserlerde bireysel çözümlemeleri çok sık göreceksiniz. Ve yalın bir dil kullanılması da dikkat çekecek bireyin iç dünyasını esas alanlarda. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler ise milli akrostişiyle ne yaptık? Aktardık. Milli mücadele, Atatürk ilke ve inkılapları tabii ki o dönemde doğal olarak kesinlikle işlenen konular, temalar arasında. Özellikle aydın halk çatışmasından merkeze aldığını göreceksiniz bu dönemde. Lazım olanın realizm olduğunu da söylemeden
edemeyeceğiz. Zaten Cumhuriyet döneminde realizm, naturalizm kendini fazlasıyla hissettirecek. Kendini hissettiren başka bir şey daha olacak. O da tabii ki lirizm. İnsanların Anadolu'ya açılması Doğu Batı kıyası da fazlasıyla söz konusu olacak. Modernizm esas alanları ise modern akrostiş ile sizlere aktaracağım. Modern toplumların bayağılaşması, yani modern toplumların sıradanlaşması, zaman zaman geleneğe dönülmesi, bunlara karşılar hocam. Oğuz Atay, Orhan Pamuk gibi önemli isimler yer alacak, Yusuf Atılganlar vesaire, değil mi? Diyalog yerine bilinç akışı. Yani bayağı bildiğiniz gösterme tekniği değil de, böyle diyaloglarla değil de, bilinç akışı, yani iç monoloğa yakın bir kullanımda var, teknik kullanılıyor. Eserlerde çağrışımlar dikkat çekecek. Yani hocam böyle iç konuşmaların getirdiği, bilinç akışının iç çözümleme tekniklerinin getirdiği bir sonuç olarak da fazlasıyla böyle çağrışımsal, biraz daha böyle anlama dayalı soyut kullanımlar var. Reddedilen şey gelenekselleşen unsurlar tabii ki ve nazma has, yani şiire has bir söylemleri var. Onu da söylemeden edemeyeceğiz. Cumhuriyet dönemi şiir dediğimiz zaman arkadaşlar her şey diyebiliriz akrostişimize, değil mi? Her şey var çünkü burada. Hece ölçüsü kullanılacak. Ele alınan konularda ciddi bir çeşitlilik dikkat çekecek. Ruh hali ilk yıllarda Kurtuluş Savaşı nedeniyle destani bir şekilde karşımıza gelecek eserlerde. Şairler Anadolu'ya yönelecekler. Eserlerde dil anlaşılır ve sade olacak. Yapı bakımındansa daha serbest bir görünüm karşımıza gelecek. Evet, yarınki videomuzda konuşacağımız şiir grupları işte burada. Onlara değinmeden hocam gelin bir de tiyatrosunu konuşalım da yarın zaten onları konuşacağız. Tiyatrosunda Batı modeli akrostişi dikkat çekecek. Çünkü Batı modeli benimsenecek. Artık daha güçlü bir yapı söz konusu olacak. Yani böyle uzun uzun diyaloglar, tiratlar vesairelerle oynanması güç eserler yazılmıyor yani. Tiyatrolarda kadınlar sahnede daha çok yer alacak. Önemli bir madde. 1949'da devlet tiyatroları resmen kurulacak. Modern tiyatro anlayışı da gelişecek. Çok çok önemli. Oda tiyatrosu, stand-up gibi tarzlarda denenecek. Devlet tiyatroları Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi birçok ile ilçeye yayılacak. Etkinliğini 1960'tan bu yana sürdüren Dostlar Ankara Tiyatrosu devam edecek. Lazım olan Türk tarihi efsaneler ve ruhsal çatışmalar olacak. Temalar ve konular noktasında ilk dönemlerde Muhsin Ertuğrul'un şehir tiyatroları açması da önemli bir atılım olarak karşımıza gelecek. Tekrar tekrar arkadaşlar, belki hızlandıranlar, arada kalanlar, ilk kısmı geçenler olmuş olabilir. Şu an çok geç saatte yakalandım. Herkesin uyuduğu bir anda geldi hocam video. O yüzden çok fazla yükselemiyorum. Sadece genel özelliklerini anlatacağım çünkü benim için rahat etmez. Yani böyle gitmez video, bu tonlamayla gitmez. Benim içim rahat etmez. Bağırmam, yükselmem lazım. Yarın inşallah şiire başlayacağız. Bakın burada yaklaşık kaç şiir grubu var bakalım tam olarak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tam 13 tane şiir grubu arkadaşlar. Her birine 8'er 10'ar yazar şair neyse. Tam 13 grubu yarınki videoda inşallah tamamıyla göreceksiniz arkadaşlar. 2'ye 3'e 5'e bölmeden inşallah tek parça halinde atmaya çalışacağım. Sonra da romanı göreceğiz. Tamam. Bu videoda bugün Cumhuriyet döneminin genel özelliklerini şöyle bir seslendirmiş olduk. Yarın şiirini halledeceğiz hocam. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.